Ya taşlar ne güzel dedim ben düşündüm. Dünyada bir güzellik olarak düşündüm. Evdeki tablolara baktım. Bunlar da çok güzel dedim. Sonra cenneti düşündüm. Ya cennet tablo yani o kadar şey ki yani. Ya, o kadar ilkel kalıyor ki yani, tarifi mümkün değil. Mesela bu akik cennet taşıyla o kadar ilkel kalır ki. Tarifi mümkün değil. Müzik dinliyoruz. Cennet müziğinde insan kendini kaybeder zevkten. Mest olur. Herhangi bir müzik, herhangi bir cennet çalgısı. Oradaki hurilerin söylediği herhangi bir şarkı, o, çünkü sesleri onların nefes kesecek şekilde güzel, böyle alışılmış bir ses değil. Yani o cennet nimeti deyince insan hep aklına işte muz yeriz, portakal yeriz falan o gibi geliyor. Halbuki cennetin şarkıları insanı mest eder. Çalgı aletleri ayrı mest eder. Çalgı ses, yani müzik aletlerinin sesi ayrı. İşte cennet hayvanları ayrı mutlu eder. Cennet derelerinin güzelliği ayrı. Cennet ağaçları, cennet bahçeleri ayrı. Cennet çocukları, şakacı ve tatlılıkları ayrı. Sırf tek başına o yeter ya cennette. Cennet çocukların o neşeleri, tatlı. Çünkü hep ona çocuk kalıyor cennette. Hiç büyümüyorlar. Hep çocuk. Mesela anneleri bazen üzülüyor. Çocuğum öldü diye. Halbuki sonsuza kadar çocuk kalıyor işte. Ne kadar güzel. Değil mi? Allah'ın öyle yer. Halbuki tanıtmak için gönderiyor. Zannediyor ki burada yaşayacak diye geldi zannediyor. Halbuki bir görünüp bakıp gitmeye geliyor. Maşallah. Annesi bilmediği için o kalmaya geldi zannediyor. Ona üzülüyor. Halbuki tanışmaya gelmiş. Evet. Tanışmaya gelip mekanına gitmiş geri. Mekandan geliyor, geri giriyor.